günler sevgili seyirciler. Altay Akhisar Spor mücadelesinde 15. haftanın ilk gün 4. karşılaşmasında sizlerle birlikteyiz. Az sonra mücadele başlayacak. Sahada yer alış ve günün diğer karşılaşmasında ise Eskişehir Spor'la Menemen Spor 2-2 berabere kaldı. Kadrolar ekranlarınıza geliyor. Altay'da izliyorsunuz. Kalede Cihan Topaloğlu oynayacak. Tolga sağda, Özgür Özkaya kaptan sol kanatta görev yapacak. Berkay ile beraber Lokman tandemde oynayacak iki stoperi Altay takımının. Bunun yanı sıra işte Akhisar Spor'un da kadrosu, 11'i ve yedekleri görüntüye geliyor. Akhisar Spor'da gol yollarında İrfan Atsiç. Altay'da ise Marco Paşao etkili olmaya çalışacak. Tolga Ünlü, biz iki takıma da her zaman olduğu gibi başarılı. Çektar Örhan önünde hareketli. Yine Tolga Ünlü. Yine taç. Kadir Keleş. Ceza alanına Hadzic'e. Çektar Orhan. Karambol Çektar Orhan ve top ağlarda. Çektar Orhan atıyor. 7. dakika. Akhisar Spor 1-0 öne geçiyor. Çektar Orhan'ın 14. maçında 3. golü. Akhisar Spor İzmir'de 1-0 öne geçiyor. Orhan'ın golü 7. dakika. Sol kanattan gelişen atak. Hırsayeviç sağda. Özgür yanında. Çektar Orhan sert vuruyor. Dileğin içi top ağlara gidiyor. 1-0. Akhisar Spor avantaj yakalıyor. Altay karşısında. Önünde Onurcan var. Derin pas. Paşao, sağ kanada Kappel'e. Leandro Kappel, Kadir Keleş önünde. Kappel, ortası, arka direğe. Şut şansı olmadı. Erhan, top dışarı gidiyor. Kappel'in ortası, gelişine vuramıyor Erhan. Seken top, ikinci pozisyon, Alperen'den önce Erhan dışarı gidiyor top. Harun Alpsoy, talihsiz bir sakatlık. Yılmaz Özeren. Orta alanın etkili isimlerinden biri daha oyunda. Altay takımında Leandro Kappel. Bir müdahale ve penaltı. Ceza sahası içinde Berkay yerde kalıyor. Karar penaltı. 35. dakika. Ceza alanı içinde yapılan hareketi Bülent Birincioğlu penaltı olarak değerlendiriyor. Yerde kalan oyuncu Berkay. Ve beraberlik şansı Altay adına. Bakın Berkay, Doğukan. Bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi Bülent Birincioğlu. 36. dakika. Penaltı vuruşunu kullanma hazırlığında faslı oyuncu. Bülent Birincioğlu işaretini veriyor. Lukaç dikkatli. Regatten vurdu ve gol oldu. 12. maçında Adrian Regatten ikinci golünü atıyor takım adına ve durumu 1-1 yapıyor. Regatten 36. dakika 1-1 oldu. Berkay yerde kaldı. Doğukan'la girdiği ikili mücadelede 34. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Bülent Birincioğlu 36. dakikada Regatten penaltı vuruşundan Altay'ı beraberliğe taşıdı. Sola pas. Vırsayeviç. Topu aldı Çektar Orhan. Hadzic. Çektar Orhan. Sağda boşluk. Alperen. Sert orta. Şimdi top oyun alanında. Bir kafa. Son anda müdahale Cihan. Hadzic. Ceza sahasında bir kafa vuruşu Cihan başarılı. Mutlak gol pozisyonu. Ali Kağan Güneren görüntüye geliyor. Vırsayeviç gerilerden geldi. Topu çevirdi. Bir kafa vuruşu. Lokman Gör uzun oynadı. Ziya Okur ceza alanında pasını veriyor. Bir vuruş. Kaleci başarılı. Milan Lukaç. Bu kez de Lukaç topun ağlara gitmesine engel oluyor. İşte bakın. Ziya Okur vuruşu yapan ceza alanında Paşao
topun ağlara gitmesine engel oldu. Milan Lukaç pası. Geriye doğru bıraktı Erhan. Tolga'dan Berkay'a gelen top. Leandro Cappel. Thiam. Kaldırdı topu ceza alanına doğru. Ziya Alkur topu ağlara gidiyor ama gol olarak değer kazanmıyor. Ziya'nın pozisyonu offside. Kali Thiam ve Marco Paşao ceza alanının içindeki diğer oyuncular. 79. dakika. Özgür Özkaya. Özgür Özkaya bir kafa, top dışarı gidiyor. Avut işaret ediyor Bülent Birincioğlu. Paşao topun rakibin müdahalesi sonrasında dışarı çıktığı görüşünde kafa vuruşunu yapansa Berkay. Özgür Özkaya'nın kullandığı serbest vuruş. Berkay'ın vuruşu dışarı. Berkay Sülüngöz. 81. dakikada sarı kart gördüler. Sadece Vrsev için sarı kartı var. Onun öncesinde Bülent Birincioğlu'nun gösterdiği. Erhan Çelenk. Bir kafa, karambol, top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Hareketlenen Thiam cezalarında topu tamamlıyor ve durumu 2-1 yapıyor Altay adına. 8. maçında ilk golü bu. Thiam'ın Altay 1-0 yenik durumdan 2-1 üstün duruma geçiyor. Kali Thiam'ın golü. 82. dakika, Thiam 2-1 oldu. İşte bakın Erhan Hadzic topu uzaklaştıramıyor. Adeta bırakmış oldu şuradaki dokunuşuyla Thiam'ın önüne topu. İlk müdahaleyi de yapan Berkay sanıyorum, golün pasını veren Thiam ve 2-1 oldu. Şansı Altay adına Ziya Alkurt. Kaleyi de bulmayan bir vuruş yaptı. Çok kötü vurdu topa. İşte bakın. Son anlar maçta. Ve bitiriyor Bülent Birincioğlu. Altay kazanıyor. Akhisarspor 4. deplasman maçını da kaybediyor ligde. Kazanamama sayısı 6 maça çıkıyor. Altay ise kendi evinde 3 maçtır kaybediyor, kaybetmiyordu. Bu 4 maça çıkıyor. Altay 14. maçında 8. galibiyetini alıp puanını 26 yapıyor. Akhisarspor ise 13 puanda kalıyor.